Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün yasalardan bahsedeceğim, yasa. Bakayım ilginizi çekecek mi? Ben de şaşırıyorum bunlara nasıl çıkıyor külliyattan böyle. Çünkü diyecek ki bazıları, nasıl bunlar oluyor? Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi hiçbir dünyevi, siyasi ve maddi işlerle iştigalim yoktur. Alakam ve merakım da yoktur. O kadar sorular çok soruluyor bu. Hiçbir haber dinlemiyorum. Hiç ama. Mesela telefon ettiği zaman, abi bir şey diyeceksen içtimaiyetten söyleme. Ve hiçbir yazı okumuyorum. Ne kadar aptal dahi olsam, uyku kadar aptal olamam. Bu yasayı da unutmayın. Uyku aptallığın zirvesidir diyeyim. Yani aklın devre dışı olduğunu sıfırı. Başka bir akıl çalışıyor. Ustad diyor ki, alem-i şehadetle açık ve bağlı olan duyguların rüya vasıtası, uyku vasıtasıyla kapanınca ruh kendisine menfezler arar. Rüya vasıtasıyla alem-i misalin defterlerine veya daire-i misalin alemlerine yollar arar. Çünkü ruh uyumaz. He? Menfezler açılıyor. Menfezler açılıyor ya. Niye? Alem-i şehadetle alakalı olan menfezler kapandı. Ruh da duramaz. Bu sefer ustad da şöyle kullanıyor bunu. Siz bana dünyayı kapattınız diyor. Dünya kapısını kapattınız. Ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet ilahi kapıyı açtı diyor. Şimdi aptallığın derken aklın tamamen sıfırlandığı uykuda ruh başka bir yere giderse, ben ne kadar aptal dahi olsam dünyaya yaşarken ayık iken uyumadığım halde kapatırsam kendimi haberlere, seslere, temas dünyasına olursam ruh ister istemez aptal dahi olsam gelir bu. Çünkü ruh oralara intikal ediyor bu sefer. Okuyorum. Hazır mıyız? Yani oralardan çıkan şeyler, yasalar. Edebin de kendisinin yasaları var. Edep. Kendisi ilahi yasadır. Edep. Kendisinin bir, şöyle diyeyim, bir kelama bakacaksınız, bir de kelamın baktırdığına bakacaksınız. İki tane şey çıkıyor karşımıza, tanım. Eğer kelama bakıp da kanaat ederseniz, kelamın gösterdiğini göremezsiniz ve kör olursunuz. Risale-i Nur ve Kur'an böyledir. Kelama has-ı nazar, has-ı fikredip, mahkemat bunu işliyor. Ama ona has-ı fikri, has-ı kanaat edersen, kelamın gösterdiğini göremezsin, kör olursun. Yani bu Arapça zahiri alet ilimlerinde daha çok cari. 15 sene Arapça öğreniyor, bu alet. Bununla bir şey alacaktı, bu almadı daha. Almak için yetki sahibi oldun, daha bir şey yok. Alet ilmi o demektir zaten. Yetkili bayisin ama daha mal yok. 15 sene yetki almak için uğraştı. Risale-i Nur okuyanlar yetki almak için 15 sene uğraşmıyor. Pat diye neticeyi alıyor. Mal koyuyor dükkana. Çünkü yetkiden alıyorsun. Yetkili bayiden alıyorsun. Adeta yetkili bayinin başka bir şubesiz imişin gibi oluyorsun. Ona bir mesele oluyor. Evet. 15 sene şimdi mesela ben vahlanıyorum. Arapçaya 5 sene, 7 sene, 10 sene verip oyalanan insanlara acıyor. Arapça bilen o kadar var ki Suriye her taraf. Dolu. Alet ilim, bir de alet ilimler gaye olur yani. Bir de yukarıdan bakmana sebep olur. Arapça biliyor musun? Yok. Bir şey bilmiyorsun. Böyle yapıyor. Oysa Arapça bilmeyen, Arapça bilinmesi gerekenleri bilmiş. Atlamış yani, sıçramış.
vasıtayı atlamış öteki taraf. Bak bir daha söylüyorum. Hepinize lazım. Kelama bakmak ayrıdır. Baktıktan sonra, girdikten sonra kelamın gösterdiğine bakmak apayrıdır. Onu uygulayayım. Sözler, mektubatlemalar, şualara bakmak ayrıdır. Onun gösterdiği alemlere bakmak, hayattaki yansıması, layıkalara bakmak ayrıdır. Neyse. Edebin kendisi yasaları var. Edebin yasaları var. Edep. Kendisi ilahi bir yasadır. Nereden? Bak bir daha söylüyorum. Kelama bakmak ayrıdır. Edep bir yasadır. Ama bunun da yasaları var. Edebin seni bir yere taşıdığı var. Ama edebe taşınmak da var. Yasa ne demek? Oraya girme, oraya kanaat edip orada kalabilme metotlarıdır. Yasa, bir yere girme ve orada kanaat edip kalabilme metotlarıdır. Edep yasaları seni şehirsiz şehirlere, mekansız mekanlara taşır. Buradayken oraları yaşattırır seni. Neymiş bir de okuyayım. Edep yasaları o kadar önemli ki edepli olmak. Sabah bir tanesini söyleyeyim. Banyoda bile kendi hayal yerlerine bakmamak. Öyle bir hale geleceksin ki kendi uzvuna bile bakmaktan utanır olacaksın. Hani peştemal kullanırsın misal. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadad et. Ben size genç olduğunuz için söylüyorum. Hayal elemente bakmaktan utanıyorum. Bizzat gayri ihtiyari gözüme iliştiği hariç kasten baktığım pek yoktur. Hatırlamam. Yani niçin bunları söylüyorsun? Din yaşanabilir ve yaşanan bir şey olduğunu göstermek için. Yaşanabilir olduğunu, tarihin derinliklerinde olmadığını, hayatta geçerli olduğunu göstermek için söyledim. Söylüyor. Kelamlar aynı zamanda iç barışını, içsel bütünlüğüne malzemeler oluyor. Mesela bu da bir yasa. Kelam var ya kelam, şu konuşma. Seni bir yere taşıdı. Mesela İrfan çatısında denk geldim. Yok. Hidayet Vakfı galiba. Yeni Bosna'da. Geçen işte gittim. Orada dersten sonra Sufana şeyi galiba. Dedi ki, abi dedi, 9 ay önce buraya gelmişti. Çünkü zamanım yok yani. Ancak 9 ayda sıra gelmişti. O zaman bir şey demiştin. Allah senden razı olsun. O bugün aynı şeyi ben uyguluyorum. Merak ettim neydi? Demek ki ihlaslı denmiş veya ihlaslı almış. Abdesti su içerken hatırlayayım ben. Bu da bir yasa. Yarısına geldim abdestsiz olduğumu hatırlayayım. Asla içmem. Koyarım. Gelir abdestimi alırım. Gerisini devam eder. O da öyle yapmış. Keşke dedim ondan sonraki söylediklerimi de tesir etseydi dedi. Etti abi dedi. Dedim hangisi? Kaza namazını. Abi dedi kaza namazlarımı aynı hızla gidiyorum dedi. Kaza namazını bitirmek üzereyim dedi. Bak 9 ayda pek gelmiş. Bir daha okuyorum. Kelam aynı zamanda iç barışına malzeme, içsel bütünlüğüne malzemeler oluyor. Yani bir giren yapılandırıyor, bir de yapılanmış tarafında yapılandırıyorsun yeni bir yer. Başka bir yer. Evet. Ya yok, senin başka alemlerine de menfezler açıyorsun, bir de insanları yapılandırıyorsun. O insanla ikinci yasa. Aklı gerekçeleriyle eğitmek lazım. Yasa. Aklını eğitmek sana verilmiş. Çünkü akıl bir alet.
aklı gerekçeleriyle eğiteceksin. Yeis, seyisler var. At eğitmenleri. At ve köpek eğitiliyorsa sen de yasalarla, kurallarla, bizim tarifle, ilimle aklını eğitmen lazım. Çok şaşıracaksınız. Akıl köpekten daha köpektir. Melekten daha büyük melektir. Akıl attan daha inattır. Akıl melek kadar munistir. Yani iki yönlüdür. Bugün insanların cehenneme gitmesine sebep olan akıllarıdır. Aklı ortadan söküp çıkarırsanız hiçbir şey değil. Ehli cennettir, hayvan gibidir. Niye iki zıttı söyledim? Aklın bir ereği, hedefi, gaye hayali olmalı. Hedefine bağlayacaksın aklı. Eğer aklı hedefine bağlayamazsanız bu aleti, kendisine dönecektir ve kendisini yer bitirecektir. Kanser hücresi gibidir. Ruhun kanseri akıldır. Hiç ortada bırakamazsınız. Akıl ikalden geliyor. Bağlaman gerekiyor. Bağdır, bağ. Seni ya Allah'a bağlar ya kendini bağlar. Eğer Allah'a bağlamadınsa hakikatine, felsefede ereğine, kendisini kesinlikle kendine dönüp kendini bitirecektir. Peki sana soruyorum, moralin bozulmasına, burhan geçirmene, intihar etmene, ona buna böyle hukukuna tecavüz etmene akıl değil miydi? Durup dururken o pislikleri, o hatıraları sana getiren o değil mi? Seni ulvi alemlere götüren o değil midir? İki yönlüdür. Aklın yasaları gerekçeleriyle itmektir. Aklın şerrinden kurtulmak için. Allah Resulü aklın ve kalbini ey her şey elinde olan Allah'ım onun şerrine sana sığınırım diye böyle duası var bir mana, uzun bir dua. Bir de okuyorum. Aklı gerekçeleriyle eğitmek, aklını eğitmek sana verilmiş. Konu dikkat ederseniz hep yasaları değiştiriyorum. Cümle cümle. Zenginlik olmasını istiyor. Bir derse koca bir cümlede bu cümle ana fikir çıkartabilirdiniz yani bir başka konferansta olsanız. Akıl bir alettir. Yasalarıyla eğitilmelidir. Ne demek? İlişki ve çelişkileriyle beraber eğitilmesi lazım. İlişki ve çelişki. Dışarısı ve içerisi. Yani eşyan arasındaki münasebeti ve zıtlaşmayı. Bunlarla. Başka bir şey. İnsanın sorumluluk alması iradesini güçlenmesine sebep olur. En büyük sorumluluk, sorumluluk almamaktır. Sorumluluk almak hürriyetin ilk adımıdır. Allah'ın hürriyeti verdiği an Elestu bi rabbikum kalu bela deyişidir. Yani denebilen bir mahluk olduğunu, teklif edilebilen, muhatap olan bir mahluk olduğunu göstermiştir Allah insana bunu demeyle. Teklif edilebilir. Muhatap alınabilir, muhatabımsın. Sen bunu reddedip kabul edebilirsin. Bu yetkiye ve yetiye sahipsin. Yeti içsel donanım, yetki dışa uygulanış. Değişin adıdır. Hürriyet. Hürriyet oradan başlamıştır. O zamandan beri cüz'i irade var mı? Cüz'i irade, iradeye cüz'i demez. İrade vardır. Cüz'i ihtiyar vardır. Hepsi. İnsanı köleleştiren ihtiyardır, insanı hür eden iradedir. İrade hazır zamana ait. Bu da bir yasa. Bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Hazır. Gaybde olmayacak. İhtiyar bunu yapar. Bu mu, şu mu, o mu? Yani Allah o anda dese ki, ey kulum şu haramı veya şu fiili terk et, ben sana gaybden, cennetten şunu vereceğim. İhtiyar sahibi bunu yapamaz. Peşin çalıştığı için gaybda ne verirse versin. Ben kendime vereceğim. Allah'a sana vereceğim dese ihtiyara kabul edemez. Mevcudu arasındaki seçim yapan artı mevcutla gaybı. Yani ey kulum bunu bırak. Bak sana bunu vereceğim. Gaybı tercih etme özelliğimiz iradedir. İradesi olan gaybi ahireti tercih eder.
İradesi olan namazı vardır. İradesi olanın orucu vardır. Yok, ihtiyarı olanın namazı yoktur, orucu da yoktur. İhtiyarı iradeyi nasıl çevirebiliriz? Namazı çeviriyor. Çok güzel. İbadetle. Hazır zamanda kullanılan şeyse ihtiyar, Allahu Ekber, Allahu Ekber, namaz kılayım. Çünkü iradenin vazifesi ibadetullah'tır. İbadet arttıkça irade kuvvetlenir, irade kuvvetlendikçe ibadet artar. Dinin ilk muhatabı hazır olduğu için akıldır. İlk muhatabı odur. Oku, ikra. Biraz tezahür var ya, en büyük sorumluluk almamaktır. Yani. Almamaktır. Adamın boş kalıyor. Ne için biliyor musun? En büyük. Şimdi sorumluluk almadın. Yani gelen teklifi reddettin. Bundan daha büyük sorumluluk olur mu? Ne yapacaksın ahirette bunu? Nasıl bedelini ödeyeceksin? Çok güzel. Bir daha söyleyeyim. Allah sana sorumluluk verdi. İnsansın dedi. Şu emaneti al dedi. Buna mukabil aldın. Sorumluluk sana yüklendi. Ama sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Nasıl bir sorumluluk getirdi sana peki? Sorumluluk alma nispetinde sana yüklenen sorumluluklardan kurtulmuş oluyorsun. Neye benziyor? Hani bir devrik cümlemiz var ya. Ters orantılı bir şey. Gibi gözüküyor. İnsan, insansız, insanlaşamaz. Gibi oldu. İnsan, insansız, noktalı virgül, insanlaşamaz. İnsan, emaneti hamletmeyle, fark etmeyle, sorumluluğu üzerine alma ile insanlaşabiliyor. Oldu değil mi biraz? Yasa bu. Dikkat edersen cümle cümle gidiyoruz yani. Bunu hakikaten la gurur ve la şey derler ya neydi? Fahr. Yani bulamazsınız böyle veciz cümlelerle bu manayı. Sorumluluk, hürriyet, adam, akıl. Sorumluluk almamak hürriyet değil yani. Sorumluluk almamak hürriyet değildir. Hürriyet, nefsin hürriyeti oluyor da hayvaniyet. Her şeyi yapmak yetkisi demek değildir. O hayvanlıktır. Hürriyet, verilen tercihler arasında tercihini yapabilme yetkisidir. Bu makamda. Hürriyet farkındalıktır. Sorumluluk almaktır. Kadir esasında bir ateretçür makamındaki tercihindir bölümü var ya. Evet. Çok güzel oraya oturuyor. Evet. Tercih bil amacı var ya. Mesela şurada insan o kadar garip ki ne diyeceğimi de bilmiyorum. Peki, insan hayran hayran izlediği, istifade ettiği kişiye düşman olabilecek kadar zalimdir. Zaten düşman da etrafından çıkıyor. Senin hayranından çıkıyor. Evet. Mesela şuradan bak, hür sokakta olmak mıdır? Kölelik ve hapislik dört duvarın içinde olmak mıdır? Değildir. Esas kölelik, hapislik buradadır. Kölelik ve hapislik dört duvarın içinde olmak mıdır? Değildir. Hür olmak, sokakta olmak mıdır? Değildir. Eskide bileğimizi zincirlerle bağlarlardı. Şimdi ellerimizi kredi kartlarıyla bağlamışlar. Eskide Efendimiz bize söylerdi, biz de yapardık. Şimdi ise televizyon, radyo ve internetler söyler, biz yaparız. Eskide akrabalar zemini, dostlar zemini,
sıkıntılarımızı giderirlerdi. Şimdi hastanelerde çareler arıyoruz. Eskide mesela bir gelin veya kız komşunun halasının işte bir yarım saat yanında otururdu. Terapi yapardı, kurtulurdu. Eskide ilim yaparak hem kendimize hem de evlad-ı yalimize yatırım yapardık. Şimdi ise maddeye yatırım yaparak kendimizi ve evlad-ı yalilerimizi içine hapsetmişiz. Eskide akrabalarla, dostlarla güzel güzel akşamları sohbet ederdik. Şimdi ise Avrupa kafirleri, Asya münafıkları medya ile evimize girip hep onlar bize nasihat edip ders verip durdular. Eskide derdimiz ahiretti, şimdi derdimiz dünyanın içindeki teferruatlar olmuş. Eskide huzur vardı, maddi imkanları azdı. Şimdi ise maddi imkanlar nispetinde sıkıntılarımız artmış. Eskide evimiz dardı, gönlümüz genişti, huzur vardı dar evde. Şimdi yerimiz geniş, gönlümüz dar olduğu için huzur yoktur gönlümüzde. Eskide derdimiz kalbimiz idi, şimdi ise midemiz olmuş. Kredi kartlarıyla evi ve arabayı aldığımızı zannediyoruz. Oysa ev ve arabayla bizi satın aldılar. Evin ve arabanın içine girdiğimizi zannediyoruz. Oysa onlar içimize girmişler. Eskide evlerimiz derdi, ruhumuz genişti. Eskide evlerimiz dardı, ruhumuz genişti. Şimdi ise evlerimiz geniş, ruhlarımız dar olmuş. Eskide dostlarımızı, eşimizi öyle bir çırpıda basit bir sebeple terk edemezdik. Edebini, yani toplum bunu kınardı. Edeni toplum kınardı. Şimdi kötü olmak için, ayrılmak için bahaneler üretiyoruz veya akrabalarımız üretip bize servis ediyorlar. Kayınvalide, kayınpeder ayrıl diyor. Eskide kınarlardı. Ölün gelecek bu eve derdi. Şimdi oğlum bırak gel ya, kızım bırak gel diyor. Eskide değer yargısı maneviyattı, şahsiyetti, söz senetti. Şimdi ise değer yargısı madde, kimliğimiz ve kişiliğimiz ve de sözlerimiz beş para etmez oldu. Ancak banka senetleri güvenilir hale geldi. Sözün değil, banka garantisi aranmış oldu. Adam haklı ve doğru. Niye? Baksana zengin olduğu için güçlüdür. Güçlü ise haklıdır. Haklı ise sözünü boş baş göz üstüne koyar olduk. Güçlü müsün? O zaman haklısın. Güçsüz müsün? O zaman haksızsın. Darwin öyle demiyor muydu? Güçlü olduğu için hakkıdır ve yaşama hakkı vardır diyordu Darwin. Güçsüz olduğu için yaşama hakkı yoktur derdi. Avrupa ruhu budur. İslam'da ise haklı olan güçlüdür. Ruhun çekim yasası olan ahirete imanı bulan, bir daha okuyayım. Ruhun çekim yasası olan ahireti imanı bulan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meşhurdu eskide. Ruhun çekim yasası olan ahireti buldu. Beka istiyorum, ebed istiyorum. Bir ruha bakarak niye çekiliyorum oraya doğru? Demek ahiret var. Bu yasayı bulan, bu çekim yasasını bulan Hazreti Muhammed meşhurdu Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi yer çekimini bulan, borsayı bulan meşhur olmuş. Eski hizmet mi var? Eskide hizmet mi var? Abi hemen ben varım vardı. Şimdi herhalde birileri yapar. Başkaları yapsın canım. Herhalde birisi çıkar der oldu. Eskide yapardık, yaptığımızı gizlerdik. Şimdi yapmayız. Yaparsak da yedi mahalle duyar. Yapanları da engelleriz. Eskide namusunu, iffetini kollayıp koruyanlar yıldızdı. Şimdi et teşhirini yapan fahişe kılıklılar yıldız. Eskide kızını, karısını kıskanırdı. Şimdi ise teşhir etmekle utanmaz hale gelmiş. Kapatmakta utanıyor.
Eskide açmakta utanırlardı. Şimdi örtmekte utanıyoruz. Faziletin, kemalatın, meziyetin varsa gizlerdik ki ne şu nema bulsun. Şimdi olmayanı var gösteriyoruz. Olmayan kemalat ve fazilet furuşluk yapıyoruz. Olsa gizlemeyle vazifeliyken şimdi olsa da göstersen yoku var gösteriyorsun. Allah'a iftira ediyorsun yani. Vermedi aldı verdi diyorsun. Eskide hizmette misin vardı? Bak eskide hizmette misin vardı? Şimdi bizim grubumuzda mısınız? Pisliklere yanaşan sinektir. Sinekler pisliklere yanaşıyor. Sineksen yerin pisliktir. Arıysan yerin çiçektir. O zaman neredesin? O zaman olsun. Yasalara devam ediyoruz. İnsanın sorumluluk alması iradesinin güçlenmesine sebep olur. Bunlarda kendine sınır koyabilmesine sebep olur. Yani bir insanın sorumluluk ne kadar almışsa o kadar hürdür. En büyük kölelik sorumluluk almamaktır. Çünkü sorumluluk almak sıyrılmanın yöntemidir. Bedensel hayattan sıyrılıyorsun. Şimdi diyor ki sorumluluk alma nispetinde iraden güçlüdür. Diyor ki, iradesi güçlü olan kendisine hat koyar. Kendisine sınır koyar. Başkalarının koymasına ihtiyaç bırakmaz. İsteklerimizin sınırlanması da ahlakı, huylarımızın ortaya çıkıp olgunlaşmasına sebep olur. Çünkü dikkat edin, çekirdekler sınırlandığı için ağaç oluyorlar toprakta. Sınırlanmadıkları zaman, koyun havaya, toprağın üzerine, sınırlanmadıkları için ağaç olamazlar. Hudutlanıyorlar. O zaman batınını dışarıya çıkarıyorlar. Sokakta dolaşan, çarşı pazarda dolaşan bir insan ağaç olamazlar. Evlerinde, medreselerinde ve yuvalarında ve helal yerlerinde kendilerini hudutlayanlar manen ağaç olanlardır ve olacaklardır. Ne ile sınırlandıracak? Hak ile. Buna nasıl yapar? Bunu nasıl yapar? Terbiye ile. Terbiye-i talimle biliriz ama sana malzeme olur ama sana mal olur. Yani malzeme alacaksın. Çünkü akıl bir aletti. Malzemesi ilimdir. Bilmek akılla alakalıdır. Yani tenzihle alakalıdır. Terbiye ise tenzih değil. Akli değil, kalbidir. Terbiye kalbidir. Aklı talim, kalbi terbiye. Bu kitaplardan değil, örnek kişilerden içine aktarılır. Yani aklı talim, kitaplardan alınır. Kalbi ise terbiye kitaplardan değil yaşanan hayattan alınır. Yaşayanlarla olur. Kalbinin inkişafını isteyen anlatan değil anlattığını yaşayanlarla beraber olmalıdır. O içtimai hayattaki başımıza gelen bir musibet veya herhangi bir olay rububiyetin muktezası olarak onun içine girip oradan kalbi olarak almamıza bize meylettiriyor. Doğru mu? O doğru bir tarafı da o bir yöntemdir. İşaret devasıdır. O sıkıntı ve dertlerin, tamam, onlar sana bir şey işaret ediyor. Mesela bak, ona ait bir şey okuyayım. Bak. Acaba niye sıkılıyor? Başlıklı altında. Sıkıntıların da hemen doktor hoca arama. Sıkıntıların da hemen hoca ve doktor arama. Geçmişine dön, kusurunu ara. Bak bir yöntemdir sıkıntı. Sıkıldığın zaman doktor ve hoca arama. Geçmişine dön, kusur ara. Ve hemen ona tövbe et,
hele hele umuma bakan hukuklara zarar vermişsen, şansın yoktur. Veya Allah Celle Celaluhu, bu çok önemli, dostlarından birini tenkit ve aşağılamışsa, Allah da onu seviyorduysa, Allah da onu dinine hizmetçi seçmişse, sen de onu tenkit edersen, başka anne baba hukuklarını kale almamışsan, başka kebaileri yapmışsan, hemen nasuh tövbesi yap, sonra doktor ve hoca ara. İstersen 1000 tane Allame-i Cihan hocaya git, geçmişinde yaptığını temizlemedikçe tövbeyle asla o kanal kapanmamıştır. Gene ziyaret edeceklerdir Erva habisesini. Onun için okunup veya ilaç içip düzelmemesinin sebebi hala kapı açık, menfez açık, aurası açık. Tövbe edecek, bitti o zaman. Ya abi ben Hizbul Kur'an okuyorum, Risale okuyorum, hala sıkıntım gitmiyor. Mazideki kapın açık. Bunu bir başkası öğretemez. Bu öğrenilerek şey de değildir bu. Siz öğreniyorsunuz. Ben bunu Rabbim nasip etti, yaşadım. Allah'a yalan isnat edilemez. Ben yaşadım. Bunu bana niye verdin? Döndüm. Ama bu arada sebepleri riayet ediyorum. Döndüm ve buldum. Ve ona karşı çareler ürettikçe ben bu sıkıntımın yok olduğunu gördüm. Sonra Allah beni affetsin. Allah hepinizi de affetsin. Sonra dedim ki acaba bu yöntemim doğru mu? O kusuru tekrar yapayım dedim. O aramı, o yanlışı. O neyse. Yaptıkça sıkıntım arttığını gördüm. Ki bakayım ibre çıkacak mı? Hakikaten çıkıyor, bu sendirdi. Oysa haram denenmezdi. Onu da öğrenmiş oldum. Acaba ya Rabbi bu haramda ahiret mesuliyetinden hariç dünyada haramın fizik, bedensel karşı fiziksel olumsuz enerjidir. Her yapılan şey, her konuşulan söz enerjidir, enerji paketidir. Ya menfi veya müsbet. Şu anda kendinizi mutlu hissettiğiniz gibi. Çünkü doğru iş yapıyorsunuz. Ben bunu ruhumla yaptım. Hoca ve doktor arama, kusur ara. Ben bunu yaşadım. İster işine gelirse al, ister ama bunu sana da diyecek insan da pek yoktur. Bunu ilk defa duyuyorum sizden. Evet. Yeni aslında, böyle bir şey yok. Ben bunu duymadım daha önceki şeylerde, yok. Videolarda. Sıkıntıların kaynağı erval habiselerdir. Daha çok yanlış düşünmekten, günahlardan, Lemalar sayfa 8, paragraf sondan buldum. Lemalar 8, paragraf son. Erval habise cin değil, şeytan değil, düşüncelerimizin ve günahlarımızın fiziksel, bedensel karşılıklarıdır. Bu da yaşanandır. Bulamazsınız, bu da zor. Onun sebebini anlattım. Çünkü ben nasıl ki uyku kadar aptal değilim. En aptal uykudur dedim. Yani her şeyi sıfırlanmıştır. Ben de uyku gibi bir hayat yaşıyorum. Dış dünyaya karşı gazete, haber, bilmem ne, her şeyi kapattım. Dış dünyanın uykusuyum, aptalıyım. Bu sefer usta diyor ki uyku vasıtasıyla, duyguların kapanmasıyla ruh, enfüste bir menfez açar. Ben de dış dünyaya, uykuya moduna geçtim. Kapattım kendimi. Allah da bu konuda nasipler ediyor bu cümleleri. Niçin söylüyorum? İtimat edin söylediklerime, alın. Başka? Bunun tersi de vardır ki erva haliye. Bunlarda nasıl çıkar? Kur'an okurken, hele hele Asey Musa'yı okurken ağzından çıkan sesle yaratılan ruhaniyat bir görsen. Ben artık burada tevazu yapmıyorum. Diyorum ki ben bunları hissediyorum elhamdülillah. Ben inanmıyorum. Hissediyorum. İnanmak düşüktür. Ben Kur'an, Hizbul Kur'an, Asey Musa ile. Asey Musa okunurken beni içine aldığı, balon gibi içine aldığı enerjiyi inanmıyorum. Hissediyorum. İnanmak aşağıda, itikat, iman demiyorum. İtikat aklidir. Aklidir, iman kalbidir. Ben de hissediyorum, vicdaniyat.
Burada tevazu çünkü âli bir hakikati ifade edeceğim. Ben bunları hissediyorum elhamdülillah. Yani Kur'an okurken, asayımızı okurken ben bunları hissediyorum. Namaz kılarken ki o sesimizin çıkması, o fısıldamayı da... Git. Aynen. Allah. Şöyle okuyamazsın kıraatta. Namaz olmaz. Allah. Senin duyacağın kadar. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Hatta şeyi şahit oldum. Şöyle Kur'an okuyorum. Tebareken lezi biyedin mülkü ve hum ala külli şeyin kadir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَفْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Böyle okuyorum tesiri 8. Şöyle okuyorum. Tesir 2. En tesirlisini okuyorum. تَبَارَكَ الْمَفْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Tesir 12. O böyle işte. Bu demek ki ses tonun bile Kur'an okurken yapacağı tesir ayrı. O da su. Bir sert su geliyor. Kayayı oyduğu, aşındığı başkadır. Bir de dalga var. Şık, şık. Bir de deniz dalgası yani deniz fırtına varsa. Vurduğu zaman yaptığı, yıktığı fazladır. O da su. Onu iten güç farklı, değişti. Tebareken lezi biyedin mülkü ve ala külli şeyin kadir. Tebareken lezi biyedin mülkü ve ala külli şeyin kadir. Ellezi halakal mehta ve hayat eliye bulvakü ve yukum asana ve ala sizun gafur. Veya bu daha fazla. Neyesini bilmiyorum daha. Neyesini bilmiyorum. Şey yaptınız da sınav. Ha, vasat olduğu için. Güzel. Bugün başka bir şeyi paylaşacaktım, yaşadığım bir şeyi. Bak, Mecul'a bastım düğmeye. Çünkü yazamıyorum yani, yazmak zor geliyor. Grubumuza, Mecul grubu, özellerimizi paylaşıyoruz özel. Başka bir şahit olduğum bir şeyi, Allah'ın ikramını sizden paylaşacaktım. Yarıya kadar geldim, konuştum. Telefon çaldı. Telefon çalınca meğer yeni öğrendim. Basınca o sesi aktaracaktık ya Davide, onu hemen iptal etti. Dedim ki, bu kader diyor ki bunu anlatma. Evet. Vallahi vazgeçtim. Yemin ediyorum, 3 gün oruç tutar. Bunu anlatma. Şimdi anlatayım müsaade var. Olmaz. Müsaade edilmedi. Hizbul Kur'an'dan, yalnız ipucu, Hizbul Kur'an'dan yaşadığım bir hali söyleyeceğim. Hizbul Kur'an okurken. Hizbul Kur'an evinde veya çantasında yoksa, eğer Asay Musa ve Hizbul Kur'an'ı çantada taşımıyorsan, kimliksiz ve aspirinsiz sokakta dolaşmak gibidir. Çünkü polis çevirirse kimlik yok, başın ağrısı aspirin yok. Kimlik ve aspirin olarak kabul ediyor. Neyse, benim deliliğime verin. Dedim ki ben bunları hissediyorum elhamdülillah, sen de dikkat et görürsün. Hele gıybetin içinde ve sonunda, bak gıybetin içinde ve sonunda, tenkidin içinde ve sonunda, günahların içinde ve sonunda ortaya çıkan sıkıntıdır erba-ı habise. Tersi de surur, neşe, haz, feyiz, kemalat, bazı taletleri, bunların vücudu haricileri de erba-ı haliyeleridir. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru şey yap. Sıkıntı hedef ve güzergahı gösterir. Onun için açmıştım. Sıkıntı varsa sana diyor ki hedefini değiştir, güzergahı o değil. Sıkıntı sana hedef ve güzergahını gösterir. Doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Taassup kendini harice karşı bloke etmektir ki bunun hem menfisi hem müsbeti vardır. Şimdi yasaları okuyup kesiyorum. Yasalar, bu da bir yasaydı. Bilmek akıl alakalıdır. Yani tenzihle alakalıdır. Tenzih, akıl, tenzih eder. Terbiye ise tenzih değil. Akli değil, kalbidir. Bu kitaplardan değil, örnek kişilerden
içine aktarılır. Peygamberle olur. Ve varistir. İçsel hayatı hayata dönüştürenlerden alınır ki, bir daha söylüyorum çok önemli, lütfen bunu kaçırmayınız. İçsel hayatı, kişinin yaşadığı hayatı, sen yanındasın, yaşıyor adam, içsel hayatını, içsel hayatı hayatına dönüştürenlerden, içsel hayatını hayatına, yaşantıya dönüştürenlerden alınır ki, bunlar da peygamberler ve varisleridirler. İçsel hayatını hayatlarına dönüştürmüş. Yani ona has değil. Bir model iken ömrüne has hale getirmiş. Evet, çok güzel. Aklın temiz etme yetkisidir. Temiz. Temiz mahkemesini götürüyorsun ya. Aklın temiz etme yetkisi var. Tamam mı? Tenzih yapamaz. Tenzih değildir, temyizdir. Hani bu karışıklıklarla beraber doludur akıl. Temiz edeceksin oradan. Tenzih kalptir yani. Nazarı akıl. Bir de eylemsel akıl var. Yani bir temiz akıl var. Bir nazarı akıl var. Bir eylemsel akıl var. Bir temiz etme, yani ayırt etme denir ki, temiz ayırt etme. Yani bütünlük içinde seçme. Hürriyet zaten buradan başlıyor. Yani galu bela elestu bi rabbikum var ya, elestu mu galu bela. Orada işte zaten bu yetki ve yeti verildi. Hürriyetin tam başlangıcı orasıdır. Yani dedim ya dersin başında, sen benim muhatabım olabilirsin, muhatabımsın. Sen bunu fark edecek bir şeysin. Sen bunu anlayıp, kabul edip veya reddedip, bana reddedebilecek bir şeysin. Yani iman edip reddetme yetkisi ve yetkisi alındığı yerdir. Elestu bi rabbikum. Hürriyetin ta kendisidir. Allah'ın muhatap aldığı yerdir seni. Reddetme, küfretme, iman etme yetkisi verildiği andır. Ondan daha ileri bir şey olamaz. Çünkü reddedilen Allah'tır. Böyle bir yetki ve hürriyet olamaz. Yoktur. Böyle bir şey yoktur. Hiçbir mahlukatta yok. Yoktur. Cebrail Allah'ı reddedemez. Yetkisi yoktur. Yetisi yok çünkü. Yeti içseldir, yetki dışsaldır. Yetisi olmayınca yetkisi yoktur. Cebrail'in yetisi yok. Böyle bir şeydir. Yani bu hürriyetin, hürriyet mutlaka gibi. Yoksa hürriyet her şeyi yapmak değildir. Tercihler arasında tercihini yapabilmektir. Yani sen tercih edilmişsin, Allah'ın tercihleri içinde Cebrail mi, Mikail mi, İsrafil mi, Azrail mi, insan mı? İnsanı seni tercih etmiş. O zaman insan isen seni tercih edeni tercih et. Seni tercih edeni tercih et. Çünkü insansın. İnsan isen tabii. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün hadisini, değil mi? Kölesi, köle satın almıştı ya. Neydi? Enes miydi? Zeyd. Çocuktu ya. Evlatlık aldı da köle yani büyüttü. Anne babası izini buldu. Geldiler ve babası annesi. Yok, babasıyla amcası. Geldi. Yerini gösteriyor ama çocuk yok. Delikanlı olmuş. Ey Muhammed. Duyduk ki sen bu Kureyş'in en şerefli, faziletli insanıymışsın. Ne istiyorsunuz dedi. Biz Zeyd'in, o çocuk olarak sana gelen, senin uşağın olan Zeyd'in babası ve amcasıyız. Onu senden satın almak istiyoruz. İzini bu kadar sene sonra bulduk. Ne istiyorsan, verdiğin fiyatın, ettiğin bütün masrafı vereceğiz. Bize ver. Allah Resulü tarihi cümlelerini söylüyor ve hukukun temellerini oluşturacak malzemeler sergiliyordu. Dedi ki, insan öyle alınıp satılan bir mahluk değildir. Olamaz. İnsan yetki ve yetisi, yani seçime ait. Diyor ki, ben onu parayla satılacak bir şey kabul etmiyorum. Onu gelsin, tercihi bırakalım. Sizi tercih ediyorsa gelsin, bir şey istemiyorum. Oysa para vermiştim zamanda. Beni tercih ediyorsa ama alamazsınız.
Baba amca dedi ki, içinden bir hesap, tabii lan amcasını, babasını bırakıp da elin adamını tercih edecek. Köleliği tercih eder. Köleliği tercih eder, hem köle, ama köle muamelesi görmüyor tabii. Dedik, tamam. Ama dediler ki, ya Muhammed, sözümüzde duracağız değil mi? Tamam dedi, siz de duracak mısınız? Duracağız. Kim tercih edilirse ötekisi gidecek. Tamam. Geldi. Seviniyorlar bunlar tabii. Hem bedava. Dediler ki falan falan o. Kucaklaştılar, seviştiler. Beni tanıdın mı? Evet babamsın dedi. Sen? Ben de amcanım. Şimdi bu zat diyor ki diyor. Biz seni böyle böyle almaya geldik. Bu diyor ki kimi tercih ediyorsa onun yanında kalsın. Tercih et dedi. Dedi ki baba gelemem. Sizden daha hayırlısını aldım. Oğlum sen ne diyorsun? Ben buraya anlatmak için geldim buraya kadar. Bunu anlatmak için değil. Bak şu anda söyleyeceğim cümleyi. Adamlar şaşırdı, baktı ki zorluyorlar. Allah Resulü diyor. Beni tercih edeni kimseye tercih etmem. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Buyurun git. Ha, Allah seni tercih mi etti? Kimseyi tercih etme daha. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve bütün mahlukatı, 18 bin alemin Ramazan'ı bile, Ramazan bir ayın ismi olmakla beraber orucun, Ramazan diye bir melaike var yani. Her şeyin, cennetin, ridvanın, her şeyin, her şeye karşı Allah dedi ki, hayır sen, seni tercih etti. İnsansan tercih edeni tercih et. Beni tercih edeni diyor Allah Resulü, o cümleyi söyle için buraya kadar geldim. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Öyle hoşuma gidiyor ki bu ancak peygamber olur. Ruhuma içine kadar giriyor böyle. Mesela başka bir cümlesi. Her şeyde kullandığım, her başıma musibet geldiği zaman kullandığım aspirin. Olanda hayır vardır. Ya Muhammed, sana serfuru etmek müsaade edilmemiş. Ama şu cümlelerinden dolayı aleyhissalatü vesselam içimden coşar olarak söylüyorum. Bir normal bir insan diyemez bunu. Ruhsal bir pedagog, psikolog, yani sanki tamirci olanda hayır vardır. Bütün o musibetleri, dertleri vesaire, keşke, niçin, böyle yapmasaydım gibi bütün o geçmişe ait sorgulamayı bitiriyor. Olanda hayır vardır. Kurcalamada. Hayırlısı buymuş. Çünkü olan olacaktı. Olmayan olmayacak. Olan olacaktı. Olan ise olması lazımdı. Lazımdır ki öyle olsun. Kader. Bitireyim şurayı. Aklın temiz etme yetkisi var. Nazarı akıl var. Eylemsel akıl var. Temiz de etme, yani ne demek? Ayırt etme denir ki, buna Furkan da denir. Fark etme yetisi, yetkisi. Yarar ve zararları ayırır Furkan. Temiz, aklın içeriğindeki bir sıfatıdır. Yani dışarıdan alınanı içeride fark eder, ayırt eder. Temizi çalışmayınca, temyiz yani aklın içerisindeki ayırt etme sistemin çalışmayınca pişişikle alemi şehadeti ayırt edemezler. Pişişik dediğimiz yani metafizik. Yani bitişik aynı yerde olduğumuz alemler kastediyor. Yani burada 18 bin alem gül goncası gibi ayırt edemezsin yoksa. Yani bu nedir bu nedir? Böyle yaşadığın halleri bu mudur bu mudur? Şeytan bile kürse kadar miraç ettirir. Huzur bile olur. Bana yaptı adama çaktı. Bir çaktı ama yakalandı sonra. Namaz kılıyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oh bir huzur ki gözükmemiş. La namazda acayip uçuyorum. Bu tuhaf. Meğer beni Allah'ın huzurunda kaçırmak için beni böyle bir hale soktu. Huzur zannettim yakalandım. Huzur olsaydı beni huzurdan uzaklaştırmayacaktı. Huzur beni huzurdan uzaklaştırıyorsa huzur değildir, tuzaktır. Mesela adam ben o olanları söylüyorum size Abdullah. Ben dedi oldum.
Çünkü ayet-i kerime var. Mealen ahiret yakin gelene kadar ibadet et. O tabi ahiret manasında. Adam namazı terk etti. Ben Allah'a o kadar hissediyorum ki namaza gerek yok. Ben Allah'a o kadar hissediyorum ki Risale ne okuyayım? Şimdi eğer hakikaten fazilet ve kemalatsa seni Allah'tan uzaklaştırmayacaktı o. Eğer sen içte yaşadığın bir şeyi, içte yaşadığın bir feyzi, hani bir armoniyi diyelim, bir huzuru, seni namazdan, risale okumaktan, ibadetten, hatta evde taşkınlık yapmaktan, tahrip yapmaktan, vurup kırmaktan, geçimsiz yapmaktan alıkoymuyorsa şeytanın tuzağındasın. Kapattın onu. Neyi dersiniz? Şeytanın tuzağındasın. Çünkü fazilet ve kemalat, erdemlik, huzur, fazilet ise taşkınlığa müsaade etmemesi lazım. Vurup kırıyorsa, hukuklar tecavüz ediyorsan, hele hele huzurdayım deyip evin herkesin şunu bunun huzurunu kaçırıyorsan sen kuyudasın. Görüyor musun? Bu ilimdir. Neye benzer? Bağdat'tan çöle doğru giden Geylani buluttan ses geliyor. Geylani senden razı olmuşum. Namazı kaldırdım senden. Ne yaptı? Ne yaptı? Vay, terliğini çıkarttım. Melun dedi, lanet olasın sen. Tamam böyle? Ben de çok ona celalliyim. Hemen çıktı adam, ayık oldu. Adam, o bizim adam, şeytan. Ya Geylani, beni aldatmak için yaptım seni. Benim olduğumu nereden anladın? Ya peygamberde kalkmayan bir hüküm, namaz, bende mi kalkacak? İlim onu tard eder. Şimdi bir fazilet ve kemalat, bir huzur ve erdemlikse, ne bu taşkınlık, ne bu taassup, ne bu yargılama, sorgulama, ne ipini çekmeler, ne bu yani, ne bu hırçınlık, ne bu yani bu yerinde sığmamak, ona buna zarar vermek, kendine zarar vermek, ne alakası var? Huzurun neticesi bu mudur? Bari Musa'yı göremiyorsan, Firavun'a bak ya. Firavun'un karşısındadır Musa. Eğer Musa'yı gördün, Firavun kimdir? Musa'nın karşısında olandır. Asım Nemrut'unu tanımıyorsun. Bari İbrahim'in yanına dur da görürsün orada. Ama namazdaki hal biraz karıştı. Namazdaki huzurda... Evet, eğer seni huzurdan uzaklaştıran huzursa o şeytanlıktır. Hayır da demedim onu şu an. Ya anlayamadım. Ya. Tepeyüz olmuşsunuz, lezzet almışsınız namazda. Eğer huzurdan uzaklaştırmışsa, Allah'ı unutturmuşsa böyle, bir balon gibi içerideysen kuyudasın. Ama böyle Allah'ı hissediyorsan, onun Allah'ı hissetmenin adı şu, ünsiyeti hakta mısın? O zaman huzur odur. Ünsiyeti hak. Allah ile ülfet değil. Allah ile bir ünsiyet var, bir ülfet var. Ülfet beladır. Ünsiyet ise onu hissetme. Fikretme, hissetme, mahsetme, zevkletme, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmel yakin, annel yakin, hakkel yakin. Hem felsefeden söyledim, hem tarikattan söyledim, hem nurculuktan söyledim. İlmel yakin, annel yakin, hakkel yakin. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İstifa, estefa, Mustafa. Eğer sen ünsiyeti hak oluyorsa, o Rahman'dandır. Rahman'dan olan bir şey Rahman'dan uzaklaştırmaz. Bir daldım ki Allah yok. Tabesi. Namaz, oha namazmış, eğilip kalkıyor, ne okuyor, hiçbir şey yok. Ne okuduğunu da bilmiyor, hatırlamıyor. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Resul ne okudu ya? Hiçbir şey bilmiyorum. Demek ki alçak. Bu hale insan ciddi bir teveccüh olsa bir zaman sonra namaz da kılıyor. Namaz da bu işi bunlar kılmıyor. Bu modellere rastladım artık. Bu şekilde Şimdi açık. Evet var. Bir bu modeller namazı terk ediyor, bir de vesveseciler namazı terk ediyor. Yasin, yardım et. Adam dedi bana, sen dedi ben kıldığım namazı bir defa kıl, terk ettim. Evet, sen benim gibi kıldığın namazı bir defa kıl, terk ettim. Bir defa kıldım, terk ettim. Zaten dedi, kadıkların boşuna sen şu anda, namaz değil.
Bir defa desem yeter. Bak ölçü gördün mü? Peki peygamber terk etti mi? Terk etmedi. Niye? Senin vardığı namaz haline varamamış ki terk etsin o da. Yok tövbe değil. Senin yaşadığın hale yaşamadı ki Resulullah ki terk etsin. Sen o şeytanlık kuyuydu. O alet değildi ki. Şeytan. Tövbe değil yani doğru. Yarar ve zararlar ayırır. Temiz aklın içerisindeki bir sıfatıdır. Yani dışarıdan alınan içeride fark eder, ayırt eder. Temizi çalışmayınca pişişikler alemi şehadeti, pişişikler alemiyle alemi şehadeti ayırt edemezsiniz. Ya metafizik diyecektin ya pişişik, fiziksel bir tabir kullandın. Kendini sorgulama mekanizması geliştirmen lazım kendini. Yoksa kendini denetleyemezsin. Bu da bir yasa. Öteki yasa bitti. Başka? Kur'an'da imanla salih amel beraber zikrediliyor. Salih amel ne demek? İçeriğinde sulh var demektir. Sulh. Salih amel sulh var. Salih amel odur ki sulh içsel farklılıkları ceme getirendir. İnsanı esaretlerden kurtarmaktır ki buna salah denilir. Buna sebep olduğu için salat diye ifade edilmiş. Namaz. Yani salaha götüren hareket salat. Evet. Salih amelleri başkasına ihale etme. Sen yapacaksın. Nasıl ki peygamberler sırf postacı, kargocu olmadıkları gibi. Allah'tan alıp sana getirseydi kargocu olurdu. Bizzati onlar yaşayarak ahlakı fiilen göstermişler. Bu yasa da bitti. Son yasa. Özgür olmak bir insanın aslı varlığına doğru en enfusi seyahatleriyle mümkün olur. Özgür olmak İnsanın aslı varlığına doğru enfusi sihatiyle mümkün olur. Kendi hakikatlarına şahit olmalıdır. Enfusi sihatler seni hürriyetine kavuşturur. Seni köleliklerden kurtarır. Yüzünü aslına çevirmektir enfusilik. Enfusçilerin en büyük özellikleri dış dünyanın şartlarına karşı kör ve sağırdırlar. Ve iç alemde bütünsel gelmişler. Yani her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik katan insanlardır enfusçiler. Ezber demedim. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik katan kişilerdir enfusçiler. Ve hürdürler bunlar. Diğerleri hür değildir. Karşılıklıdırlar. Yani karşılıkçıldırlar. Ne demek? Sen öyle mi yaptın bana? Ama ben de sana öyle yapıyorum. Böyle mi yaptım? Ama ben de sana böyle yaparım. Ha benim hareketimi tayin eden sensin. Benim içimden gelerek yapmış olduğum değildir. Sana mecburum öyle yapmaya. Sana mecburum öyle demeye. O zaman bu köle insanıdır. O zaman kavgaların temeli enfüsçilik kaldırır. Yani böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yaparım. Aile kurallarında aile hayatında uygulayın. Hanım sen bana böyle mi dedin? Ben de sana böyle yaparım. Bu tasmalı insanların özelliğidir. Köle insanlarındır. Niye böyle yaptın? Yapmak zorundasın. Niye? Zannediyorsun ki öyle yapmak üstünlük sebebidir. Hayır. Kölelik sebebidir. Senin o hareketini yaptırmaya sebep odur. Çünkü mecbursun öyle yapmaya. Senin doğandan çıkmamıştır. Sana kargo adresi vermişler de sen oraya malzeme götürüyorsun. Yüzünü aslına çevirmektir enfüsilik. Öğrendiklerinle dışarıya otoriter kurmak değil, içeriye yüzünü çevirmek, kendini inşa etmektir enfüsçilik. Otoriter yapmak değildir. Taassup oluşturmak, duvar oluşturmak değildir insanlara. Peki,
bu kadar yeter. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. En az bir 10-15 tane yasa zikrettik değil mi? 10-15 tane yasa vardı. El Fatiha.